Bey'in ticaretle alakalı bir sorusu var. VIOP üzerinden işlem yapmak günah mıdır? Bu konuyla alakalı bazı videolarınız var ancak tam sorumun cevabını alamadım diyor. Hocamız bu konuyu izah ederse sevinirim. VIOP üzerinden hisse senedi alıp satmakla VIOP dışındaki borsadan hisse senedi alıp satmak arasında caizlik durumu açısından bir fark var mıdır? Şimdi borsayı defalarca açıkladık. Borsa da hisse senedi demek, pay senedi demektir. Bu bir menkul kıymeti gösterir. Bu menkul kıymetin arkasında bir şirket vardır. Efendim şirketlerin eğer meşguliyet alanı, faaliyet alanı, meşgul oldukları alan helalse, Allah'ın helal kılmış olduğu alanlarsa burada efendim bu şirketlerin hisse senedini alıp satmakta bir sakınca olmadığını söylemiştik önceden. Hı hı. Ya da finans gelirlerinden eğer faiz bulunmuyorsa yine aynı şekilde alınıp satılabilir. Ama hem meşguliyet alanında hem de faiz gelirlerinde faiz meşguliyet alanı haram ise domuz ürünleri gibi içki ürünleri gibi ya da faiz gelirleri varsa bunun caiz olmadığını söylemiştik. Bu borsayla alakalı bir husustur. Dikkat ederseniz Orada tekrar söylüyorum bir malı efendim ifade eden menkul kıymet vardır yani bir malın kıymetini yazan bir kağıt vardır bir senet vardır orada eğer manipülasyon yoksa işi biliyorsa alışveriş yapabilir bunu defalarca söyledik. Viyop ise yani vadeli işlem opsiyon borsası. Bu ise adı üstünde vadeli işlemlere dayanır. Yani faize. Şimdi vadeli işlemler ise eğer e para üzerinden vade yapılıyorsa ki viop işlemlerinde çok büyük oranda para üzerinden e Efendim döviz üzerinden e işlem yapılır hı hı. burada paranın parayla takasında her zaman söylediğimiz bir temel kural vardır. Nedir bu kural? Para, parayla takas yapılırken peşin peşin olmak zorundadır. Yani veresiye olamaz. Eğer e, veresiye olursa o zaman yapılan bu işlem nedir? Caiz olmaz. İşte Viyop işlemlerinin e, tamamında ise bir vade durumu söz konusudur. E, bu futur denilir, forward denilir. Bu işlemler özellikle mesela şimdi siz bir e, cins döviz, para verirsiniz. Bunu 5 ay sonra bunun karşılığında bir yine para alırsınız. 3 ay sonra yani vade ile dövizi bir başka dövizle değiştirirsiniz. TL'yi bir dövizle değiştirirsiniz. Eğer bu şekilde bir değişim söz konusu o vadeli bir şekilde yapılırsa bu işlem caiz olmaz. Bu işlemi caiz olmayan nokta neresidir? Vadeli olmasıdır. Ee, opsiyon kısmı ise hem vade hem de vazgeçme opsiyonunun bulunmasıdır. Mesela diyor ki şu kadar senden 3 ay sonra döviz alacağım. Hem de şu kadar da para yatırıyorum. Ondan da vazgeçebilirim. Swap işlemleri ise yine aynı şekilde büyük oranda efendim e, yani döviz e, takasına e, dayalı bir işlemdir. Bugün alır, yarın öder e, ve swap yapar. Tabii erbabı bunu bilir. Bundan dolayı vadeli işlemleri e, havi olduğundan kapsadığından dolayı efendim e, vi, viop e, yani e, bu tür e, işlemler caiz olmaz. Bir de bu işlemlerin içerisinde kaldıraç e, dediğimiz forex e, sistemi de anlatılır. E, bu zaten e, başlı başına bir konudur. E, burada bir e, alıp ona efendim e, İşlem yapma hakkı tanındığından dolayı, yine burada da paranın vadeli bir şekilde alınıp vadeli bir şekilde hatta hayali bir paranın alınıp Olmayan verildiğinden para. dolayı bu işlemdi ve aynı zamanda da swap işlemi içerdiğinden dolayı bu da caiz değildir. Kısaca borsa eğer kurallarına göre yapılırsa caizdir. Ama biyop işlemleri hiçbir şekilde caiz değildir. Eyvallah. Teşekkür ederiz.